Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. SRC 4 ve SRC 3 yazılı sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. 2021 yılında sizlere çıkacak sınav soruları arkadaşlar. Ortak da çıkabiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. SRC 1, 2, 3, 4 sınav soruları. Bu sorular özellikle SRC 3 ve 4 sınavlarında daha çok çıkan sorular. Serice 1, 2, 3, 4 ayrıcalıklarından faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak da bu kanala katılabilirsiniz arkadaşlar. Uygulama ve yazılı sınav sorularını çözerek sınavdan geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sık sık sorulan sorulardan bahsedeyim size. SRC yazılı sınavlarında 40 adet soru sorulmaktadır. Her bir soru 2,5 puan. 70 alan arkadaşlar, 70 ve üzeri alan arkadaşlar sınavda başarılı sayılıyor. 28 doğru yaptığınız zaman 70 puan alıyorsunuz. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmıyor arkadaşlar. Mutlaka boş bırakmayın. En yakın soruyu cevaplayın. Yani hiç bilmeseniz bile mutlaka okuduktan sonra size en yakın olan cevabı işaretleyin. 60 dakika yazılı sınav süresi. Uygulamadan yazılıdan sonra uygulamaya giriyorsunuz aynı okulda. 3 soru soruluyor. İkisini doğru cevaplamanız önemli. İkisini doğru cevaplarsanız sınavı geçmiş sayılıyorsunuz. SRC Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyet gösteren tüm sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir bildiğiniz gibi. 5 çeşit SRC'miz var. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı yapan, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı yapacak olan, SRC 3 uluslararası eşya kargo taşımacılığı yapacak olanlar, SRC 4 yurt içi eşya kargo, SRC 5 tehlikeli madde taşımacılığı yapacak olan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Arkadaşlar SRC 1'i aldığınız zaman SRC 2'yi de almış sayılıyorsunuz. SRC 3'ü de alan arkadaşlar SRC 4'ten muaf oluyor. SRC 5 ADR tehlikeli madde taşımacılığında alan arkadaşlar SRC 5'i almak zorundadırlar. Evet. Hemen sorularımıza yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Evet. Birinci sorumuz ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saat araç sürebilirler? Bu arkadaşlar yolcular için de geçerlidir. Aynı şekilde 5 saat, 6 saat, 4,5 saat ve 9 saat olarak verilmiş cevaplarda tabii ki cevabımız arkadaşlar 4,5 saat olması gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneği doğrudur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yurt içi taşımalarda gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir? A. Sevk irsaliyesi, B. Taşıma senedi, C. Yetki belgesi, D. Taşıt belgesi. Evet arkadaşlar burada cevabımız sevk irsaliyesidir. Adana seçeneği doğrudur. Üçüncü sorumuz sık sık sınavlarda geliyor arkadaşlar. Son zamanlarda bütün SRC sınavlarında çıkar. Aşağıdaki araçların hangilerinde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur? A. Şehirler arası taşımacılık yapan bütün araçlarda. B. Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda. C. Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün araçlarda. D. Kamyon, otobüs ve çekicilerde bunu kullanmak zorundadır. Evet arkadaşlar, takografla ilgili uygulama sınavlarında da sorular soruluyor. Hangi araçlarda bulunur şeklinde kamyon, otobüs ve çekicilerde bulunmak zorundadır. Denizli seçeneğimiz doğrudur.
Dördüncü sorumuz çok çok önemli bir soru. Arkadaşlar bütün seyircilerde çıkar. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir diyor. 2 defa 9 saat, 3 defa 9 saat, 2 defa 10 saat ve 3 defa 10 saat verilmiş. Tabii ki arkadaşlar 3 defa 9 saate en az 3 defa 9 saate indirilir. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 5. sorumuza bakabiliriz. Evet, 5. sorumuzda yine ortak sorulardan birisi arkadaşlar. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? Aynı zamanda bu soru ehliyet sınavlarında da sık sık sorulan bir soru. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. A. B. Takip mesafesine uymamak. C. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak. D. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak. Asli kusur sayılmaz diyor bakın arkadaşlar. Evet. Asli kusur sebebi sayılmayan hangisidir? Evet. Tabii ki takip mesafesine uymamak arkadaşlar asli kusur değildir. Fakat burada bir incelik var arkadaşlar. Takip mesafesine uymayıp araca arkadan çarpmak asli kusurdur. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 6. sorumuza bakalım. Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta ne yapılır? A. Yavaş ve dikkatli geçilir. B. Durulup yol kontrol edildikten sonra geçilir. C. Yolun kapalı olduğunu bildirdiği için dikkatli geçilir. D. Trafik kazasını bildirdiği için dikkatli geçilir. Evet arkadaşlar, çok çok önemli. Bütün SRC sınavlarında ve ehliyet sorularında çıkan bir soru. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık yavaş ve dikkatli geçilir olacak. Adana seçeneğimiz doğrudur. 7. sorumuza bakalım. Dijital göstergeli aracı aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A. Rota ayarı. B. Balans ayarı. C. Vantilatör kayış kontrolü. D. Akü takviyesi. Evet, dijital göstergeli araçlara arkadaşlar akü takviyesi yapılmaz. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. 8. sorumuza bakabiliriz. Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. A. Yükleme süreci bittiğinde kasa kapaklarını kapatılır. B. Kasa pimlerinin sağlamlığını kontrol edilir. C. Yolda denetim varsa fazla yük alınmamalıdır. D. Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa dağılmasını ve saçılmasını önlenir. Arkadaşlar burada dikkat edin. Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi değildir dediğinde bakın yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır. Hayır, yanlış. Cevabımız Ceyhan değildir. Evet. 8. soru iş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi belge kontrolü işleri arasında yer almaz? A. Egzoz emisyon kartı kontrolü. B. Vantilatör kayışı kontrolü. C. Sürücü belgesi kontrolü. D. Sigorta poliçesi kontrolü. Evet arkadaşlar. Burada belge kontrolü işlerinde tabii ki egzoz komisyon, sürücü belgesi, sigorta poliçesi bunlar olmazsa olmaz değil mi arkadaşlar? Evet, burada vantilatör kayışı bakın diyor. Kontrolü belgeyle alakalı bir iş değildir. Bursa seçeneği. 10. sorumuz kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin 3 veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanma şekli nasıl olur? A. Ceza aynı kalır. B. Ceza yarı oranda azaltılır. C. Ceza yarı oranda artırılır. D. Ceza 10 kat oranda artırılır.
Evet, burada arkadaşlar cevabımız Ceyhan seçeneği ceza yarı oranında artırılır olacak. 11. sorumuz aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından değildir? Burada 30 soru çözeceğiz. Çok çok önemli sorular arkadaşlar. Size de mutlaka çıkacak. Kaza ve hastalık şeklinde ortaya çıkan tehlikelerden çalışanları korumak. B. Zarar verici etkileri asgariye indirmek. C. İşletmenin daha fazla kâr etmesini sağlamak. D. Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halini sağlayıp çalışanların mutlu olmalarını gerçekleştirmektir. Tabi burada arkadaşlar işletmenin daha fazla kâr etmesini sağlamak olamaz. Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 12. sorumuza bakabiliriz. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir? Evet. A. Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir. B. Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. C. Yetki belgesi sahipleri çalışanlarının ücretlerini sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar. D. Taşıma işlerinde istihdam edilenler iş yeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar. Evet arkadaşlar burada bakın hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir. Hayır, hizmet akdi yapılması gerekir değil mi arkadaşlar? Burada Bursa seçeneğimiz değildir arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneği. 13. soru Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? Bakın K3 yetki belgesi sahipleri. A. Özmel taşıt sayısının yarısı kadar. B. Özmel taşıt sayısı kadar. C. Özmel taşıt sayısının iki katı. D. Sözleşmeli taşıtı çalıştıramazlar. Evet arkadaşlar. Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar. Seçeneğimiz doğrudur. Denizli seçeneği. 14. soru. Lastik hava basıncı normalden fazla olursa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? Lastiklerle ilgili de mutlaka sınavlarda sorumuz geliyor arkadaşlar. A. Yakıt tüketimi artar. B. Enerji kaybı fazla olur. C. Lastiklerin orta kısımları aşınır. D. Lastiklerin yanak kısımları aşınır. Bakın lastik hava basıncı normalden fazla olursa ne olur diyor. Normalden fazla olursa arkadaşlar lastik havaları yani lastik havaları normalden fazla olması durumunda lastikler yanlardan aşınıyor. Evet, yanlardan. Evet, yanak kısımlar. Normalden az olması, fazla olması şeklinde sorulduğunda evet bize normalden fazla olursa orta kısımlardan aşınıyor. Pardon bakın, orta kısımlardan aşınıyor. Ya burada cevabımız orta kısım. Bak normalden fazla olursa lastikler orta kısımdan ama az olursa yanlardan aşınıyor. Evet. Evet, lastik yan duvarları aşırı esner. Az olması durumunda. Evet burada cevabımız arkadaşlar Ceyhan seçeneği doğrudur. Fazla olması durumunda lastikler orta kısımdan aşınıyor. 15. sorumuz sık sık gelen sınav sorularından birisi arkadaşlar. Mutlaka size de çıkacak. Bu sıralama çok çok önemlidir. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyon ve otobüsün karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. B. Kamyon otobüs sürücüsüne. C. Şeridi daralmış olan diğerine. D. Otobüs sürücüsü kamyona. Bakın burada kamyon bir numara dersek pardon otobüs bir numara kamyon iki numara derseniz bakın burada arkadaşlar kamyon sığınma cebinde bekleyecek otobüs geçtikten sonra bakın
Yani kamyon otobüse yol vermelidir seçeneğimiz. Doğrudur. Arkadaşlar aksine bir işaret yoksa düz eğimsiz dar taşıt yollarında otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makinesini sürenler yazılı sırasına göre öncekilere yani bir öncekilere yol vermelidir. Yani şöyle diyelim otomobile herkes yol veriyor. Bakın. Kamyonetle kamyon karşılaştığında kamyonet bakın, kamyon kamyonete otobüs ile minibüs karşılaştığında otobüs minibüse yol verir. Buradaki sıralamaya dikkat edin. Kamyon arazi taşıtı, lastik tekerlekli iş makinesi yine kamyonete yol verir. Alttakiler üsttekilere yol veriyor. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Sınavlarımızda mutlaka geliyor. Evet. 16. sorumuz önemli bir soru yine. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 veya 3 ayrı sürede kullanabiliyorlar. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılabilir soruluyor. 1 saat eklenerek 12 saate, 2 saat eklenerek 13 saate, 3 saat eklenerek 14 saate, 4 saat eklenerek 15 saate. Arkadaşlar 1 saat eklenerek bakın 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılabilir. Adana seçeneğimiz burada doğrudur arkadaşlar. Evet. 17. sorumuz bir trafik sorusu. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder? A. Kasisli yolu, B. Tehlikeli çıkış eğimli yolu, C. Açılan köprüye yaklaşıldığını, D. Zeminde gevşek malzeme bulunduğunu. Bakın arkadaşlar, burada bir çıkış var, değil mi? Nedir? Tehlikeli çıkış eğimli yolu bize bildiriyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 18. soru haritadaki ortası sarı, kenarları ince kırmızı çizgilerle belirtilen yollar hangisidir? A. Çok şeritli yol, B. Otoyol, C. Tali yol, D. Bölünmüş yol. Evet, burada da dikkat edelim arkadaşlar. Tabii ki otoyoldur. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 19. sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisinde yük ve eşya taşımacılığı sırasında malın zarara uğramasında sorumluluk taşıcıya aittir? Taşıcıya aittir. Bakın A gönderici alıcı yüklemeleri taşımaları sırasında zarar oluşmuşsa B sandık ve paketlerdeki yazı ve talimatların eksik ve yanlış olmasında C kayıp hasar gecikme taşımacı hatasından değil malların özelliği ve taşıtanın talimatları gibi durumlardan oluşmuşsa D taşımacının yükleme ve istiflemesinden dolayı oluşmuşsa. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz taşımacının yükleme ve istiflemesinden oluşmuşsa taşıyıcıya aittir. Seçeneği deniz seçeneğimiz doğrudur. 20. sorumuz uluslararası kargo taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir? A. SRC 1 belgesi, B. SRC 3 belgesi, SRC 2 belgesi, SRC 5 belgesi. Bize sorulan uluslararası kargo taşımacılığı değil mi arkadaşlar? Tabii ki SRC 3 belgesidir kargo. SRC 1 uluslararası yolcu, SRC 2 yurt içi yolcu, SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesiydi. 21. sorumuz sürücünün ayağını gaz pedalından çekip fren pedalına basıncaya kadar geçen 0,75 saniye içinde taşıtın belirli bir mesafeye gitmesine denir. Sürücünün ayağını fren pedalına basmasıyla tekerleklerin tam olarak kilitlenip kaymasının başlaması arasında geçen süreye ne denir? A. İntibak mesafesi, B. Reaksiyon mesafesi, C. Fren mesafesi, D. Duruş mesafesi.
Bakın burada arkadaşlar bu şıklardakilerin hepsi de önemli. Farklı farklı gelebiliyor. 21. sorumuz intibak mesafesidir arkadaşlar. 22. soru aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir? A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak. B. Kusurlu dahi olsalar bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermek. B. C. Pardon. Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak. D. Trafik işaretlerinin her türlü olumsuz koşulda dahi yeterli uzaklıktan görülmesini sağlamak. Evet, burada da arkadaşlar kusurlu dahi olsalar, bakın burada Bursa seçeneğindeki bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını vermektir cevabımız. 23. soru aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? Bakın sayılmaz arkadaşlar. A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak. C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu alması. D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmesi. Arkadaşlar dikkat edersek burada aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu alması asli kusur değildir. Diğerleri asli kusurdur. Burada Ceyhan seçeneği doğrudur. 24. sorumuz uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez? A. Araçtaki yükün ağırlığı. B. Aracın nerede olduğu. C. Aracın takribi hızı. D. Durma dinlenme süreleri. Evet arkadaşlar. Burada da dikkat ederseniz araçtaki yükün ağırlığı değil mi? Bakın yükün ağırlığı izlenemez. Adana seçeneğimiz evet doğrudur. 25. sorumuz sınır kapılarıyla ilgili sorumuz. Sınır kapılarından da mutlaka soru geliyor arkadaşlar. %100. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Cilvegözü sınır kapısı Bulgaristan. B. Dereköy sınır kapısı Yunanistan. C. Haburg sınır kapısı Gürcistan. D. Yayladağ sınır kapısı Suriye. Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz Yayladağ arkadaşlar değil mi? Yayladağ sınır kapısı Suriye'ye açılıyor. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Evet. 26. soru arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşılır? A. Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır. B. Direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Yakıt sarfiyatı artar. C. Motorun soğutmasında aksaklık olur. Hararet artar. D. Karayoluna daha fazla basınç uyguladığı için yolun bozulmasına neden olur. Evet arkadaşlar burada dikkat ederseniz direksiyon hakimiyetinde bir sıkıntı olur değil mi? Sarfiyat da artar yakıt sarfiyatı. Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında Bursa seçeneği direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Yakıt sarfiyatı artar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 27. sorumuza bakalım. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez? 2, 3, 5 ve 6. Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla 5 metre olmalıdır arkadaşlar. Ceyhan seçeneği doğrudur. 28. soru basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar? A. Basınç regülatörü. B. 4 devreli emniyet subabı.
C çift devreli servis fren su babı. D basınç hava deposu. Arkadaşlar evet. Burada tabii ki arkadaşlar 4 devreli emniyet su babı görev yapar, değil mi? Bursa seçeneğimiz doğrudur. 29. soru araç takip sistemlerinden olan kara kutu sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? A aracın ne kadar mola verdiği kara kutuyu soruyor. Bakın arkadaşlar çok çok önemli bir soru. Sık sık sınavlarda sorulan bir soru. Hız ihlali yapıp yapmadığı. C aracın yaptığı ortalama hız. D gerçek zamanlı araç takip. Hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar burada. Gerçek zamanlı araç takip yapılamaz kara kutu sistemleriyle. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 30. sorumuz son sorumuz arkadaşlar. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır? A 10, B 15, C 20, D 30. Evet, ilk mola arkadaşlar en az kaç dakika olmalıdır? Bildiğiniz gibi en az 15 dakika olması gerekiyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. En fazla kaç dakikaydı arkadaşlar? En fazla 45 dakika değil mi? Evet, 45 dakika. Yani bir araç şoförü devamlı olarak 4,5 saat araç kullanıyor. Toplamda 9 saat 45 dakika mola vermesi gerekiyordu. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum hepinize. %100 serici 1, 2, 3, 4 ve 5 yazılı ve uygulama kazanma garantili örnek soruları kaçırmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki SRC sorularında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, hoşça kalın.